Valora'nın en korkulan silahşörü olan Fiora, mavi çelikten kılıcının hızı kadar acımasızlığı ve keskin zekasıyla da tanınır. Demacia Krallığından Loran ailesinin üyesi olan Fiora, neredeyse sonlarını getiren bir skandalın ardından kontrolü babasının elinden alıp ailenin başına geçti. Loran ailesinin itibarı iki paralık olmuştu. Ama Fiora, ailesinin şerefini ve Demacia'nın büyük aileleri arasında hak ettiği yeri geri kazanmasını sağlamak için bütün gücüyle mücadele etmeye ant içti. Fiora, omuzlarına yüklenen bütün beklentilere kafa tutmaya daha küçücük yaştayken başlamıştı. Annesi, Fiora için Demacia'nın en usta zanaatkarlarına canlıdan farksız bebekler yaptırıp duruyordu. Fiora ise bu bebekleri Nedimelerine veriyordu. Sonunda kılıcını kaptığı ağabeyini kendisine gizlice ders vermeye zorladı. Fiora'nın babası özel terzileri üstlerinde çalışıp muhteşem elbiseler yapsın diye bir sürü cansız manken almıştı. Fiora bunları kullanarak hamle ve karşı hamlelerine çalışmaya koyuldu. Fiora oldu olası Demacia'nın asil değerlerinin vücut bulmuş hali gibiydi. Hep kusursuzluğun peşinde koşuyor, hem kendi şerefine hem de ailesinin ideallerine leke sürmemeye gayret ediyordu. Loran ailesinin en küçük kızı olarak etkili ailelerin ittifak oyunlarında gelin verilip siyasi bir piyon olmak kaderi gibi görünüyordu. Oysa biricik babasınınki bile olsa başkasının iradesine boyun eğmek, mizacı gereği Fiora'ya sadece utanç hissettiriyordu. Fiora'nın bütün itirazlarına rağmen sırf siyasi çıkar uğruna Crown Guard ailesinin alt kollarından birine gelin gitmesi için anlaşıldı ve düğünün yazın yapılması kararlaştırıldı. Davete icabet eden Demacia'nın köklü aileleri düğüne katılmak üzere temsilcilerini göndermişti bile. Ama Fiora çaresizce boyun eğmek yerine kaderine meydan okumaya karar verdi. Toplanan kalabalığın huzuruna çıkıp kaderinin kontrolünü başkasına vererek utanca boğulmaktansa ölmeyi yeğleyeceğini ilan etti. Müstakbel eşi herkesin gözleri önünde rezil rüsva olmuştu ve adamın ailesi Fiora'nın bu skandal hakaretini temizlemek için ölümüne bir düello talep etti. Fiora anında ileri atıldı. Ancak düelloyu kabul etmek Loran ailesinin reisi olarak babasının vazifesiydi. Crown Guard ailesinin cengaveri gerçekten ölümcül bir savaşçıydı ve Fiora'nın babasının yenilmesi neredeyse kaçınılmazdı. Öte yandan mağlubiyet Loran ailesinin çöküşü ve kızının utanç içinde sürgün edilmesi anlamına gelecekti. Fiora'nın böylesine zorlu bir seçimle karşı karşıya kalan babası ailesini yıllarca sıkıntıdan sıkıntıya sürükleyecek bir karar verdi. O gece hareketlerini yavaşlatacak bir karışımla rakibini zehirlemeye çalıştı. Gel gör ki girişimi ifşa oldu ve Loran ailesinin reisi tutuklandı. Demacia hukuku, sertliği ve kimsenin gözünün yaşına bakmamasıyla nam salmıştı. Adalet anlayışında açık kapı bırakmak diye bir şey yoktu ve Fiora'nın babası en temel şeref ilkesini çiğnemişti. Cümle alemin gözleri önünde dar ağacına çıkıp adi bir suçlu gibi asılacak ve bütün ailesi Demacia'dan sürgün edilecekti. İnfazının arifesinde Fiora babasının zindandaki hücresini ziyaret etti. Ama aralarında ne olup bittiği sadece Fiora'nın bildiği bir sır olarak kaldı. Demacia'da kadim ve unutulmaya yüz tutmuş bir töre vardı. Buna göre akrabaları tarafından aile şerefine leke sürülenler bu lekeyi kanla temizleyerek bir bakıma ölüm cezası anlamına gelen sürgünden kurtulabiliyordu. Başka çareleri kalmadığını anlayan baba ile kızı, kılıç konağının duvarları arasında birbirinin karşısına dikildi. Basit bir infazla adalet yerini bulamazdı. Fiora ve babası güçlerinin son damlasına kadar mücadele etmeye mecburdu. Mücadelelerinde öylesine seri, öylesine zarif bir kılıç dansı ortaya koydular ki, tanık olanlar gördüklerini ömürlerinin sonuna kadar unutamayacaktı. Fiora'nın babası kendince İyi bir silahşördü. Ama kızının eline su bile dökemezdi. Kılıçlarının her çarpışmasında adeta birbirlerine veda ediyorlardı. Ama sonunda Fiora gözlerini dolduran yaşları yüreğini akıtarak kılıcını
babasının kalbine sapladı ve ailesinin Demacia'daki yerini güvenceye aldı. Babasının cansız bedeninin ayaklarının dibine boylu boyunca uzanmasıyla Fiora, ağabeylerini şaşkınlık içinde bırakarak Loran ailesinin reisi oluvermişti. Loran ailesinin şerefi nispeten kurtulmuştu kurtulmasına ama skandallar öyle hemen unutulan şeyler değildi. Sonraki yıllarda Fiora gençlik ateşiyle hata yapma lüksünün olmadığını öğrendi ve ailesine önderlik ederken ne kadar sağduyulu olduğunu ispatladı. Yüreklere korku salan bir kılıç ve pazarlık ustasına dönüştü. Kendisini hasnettiği ve zalimlik derecesindeki dobralığıyla her meseleyi kökünden kestirip atıyordu. Hala ailenin şerefine sürülen lekeden bahsedip bir kadının kendine asil bir ailenin reisi demesinin nasıl bir rezillik olduğundan dert yananlar olsa da bu sözler yabancı kulakların işitemeyeceği meclislerde dillendiriliyor. Zira böyle söylentiler kulağına geldiği zaman Fiora bu dedikoducuların karşısına dikilip kılıçla adalet talep etmekte hiç gecikmiyor. Ama bu durumlarda bile kurnazlığını konuşturmayı biliyor. Rakiplerine adaletin kan dökülmeden yerini bulabileceği bir yol sunmaktan geri kalmıyor. Lakin şu güne kadar ne tekliflerini kabul eden biri görüldü ne de Fiora ile yaptığı düellodan sağ çıkan. Loran ailesi servetine servet katarken Fiora'nın talipleri kapısında sıra olmaktan geri kalmasa da şimdiye kadar kendisine layık biri çıkmış değil. Birçokları Fiora'nın evlenmeden dilediğini yapmaya devam edebilmek için bütün taliplerini geçmesi imkansız sınavlara tabi tuttuğundan şüphe ediyor. Zira evlenen kadınların iktidarı eşlerine bırakması Demacia'da gelenekten sayılıyor. Oysa Fiora ömründe hiçbir şeyi geleneklere göre yapmış değil.